Merhaba. Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality show'unda sıcağı sıcağına karşınızdayız. Sıcağı sıcağına yayına girdiği günden bu yana tam 212 haftadır, yani 4 yılı aşkın bir süredir sizlerden gördüğü ilgi ve destekle hep bir numara ve bir numara olmaya devam ediyor. Teşekkürler. Yaşamın insana sunduğu iyi kötü her günde gerçeklerin en yakın takipçisi olan sıcağı sıcağına olayları yine tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Birbirlerini deliler gibi sevdiler. Dünyaya gelecek bir yavruları vardı. Ve bir gün yarım saat arayla ölümü seçtiler. Küçük kız telefonda inanılmaz bir kavgaya tanık oluyordu. İçeriden bayağı bağırışmalar falan geliyordu. Delikanlı gece yarısı eve döndüğünde dehşete kapıldı. Eve girdiğinde şok oldum. Anne kızın katilinden inanılmaz itiraflar. Biri karnında iki çocuğuyla ölüme gitti. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi? Genç adam ölüme sırlarıyla gitti. Sıcağı sıcağına, şimdi. Cami avlusunda toplananlarda hüzün, gözyaşı ve öfke seli hakim olmuştur cenaze boyunca. Herkes musalla taşına yan yana konulan anne kızın kaderine lanet ediyor, onların korkunç sonuna inanamıyordu. Ama ne yazık ki her şey gerçekti. Anne ve genç kızı adeta ölüm makinesini andıran bir caninin kurbanı olmuşlardı. Anne kızın yeşil örtüye sarılı tabutları musalla taşında yan yana dururken yakınları ağlıyor, gözyaşlarına boğuluyordu. Avuç açan eller, dudaklardan dökülen dualar onlara yapılan son görevdi. Omuzlarda taşınan tabutlar anne kızı son mekanlarına doğru adım adım yaklaştırırken hazin son herkesi etkilemiş, ilçeye merak, korku ve endişe hakim olmuştu. Peki bu insanları acıya boğan korkunç olay nasıl gerçekleşti? Cinayete kurban giden anne kız niçin ve kim tarafından öldürüldü? Bütün bu soruların cevabını ararken akıllara durgunluk veren gerçeklerle karşılaştık. Akıl almaz iddialar, tüyler ürperten cinayet ve perde arkasındaki esrarengiz olaylar zinciri insana olmaz böyle şey dedirtiyordu. Saatler gece yarısını geçerken karanlıktan çıkıp gelen polis araçları ve bir ambulans Bostancı Bahçelere giden ikinci yol üzerinde bulunan Murat Apartmanı'nın önünde bekliyordu. Her yer karanlık ve sessizliğe gömülmüştü. Gürültüleri duyup camlara çıkan birkaç komşu haricinde hiç kimse yoktu ortada. Bilinen tek şey burada bir cinayet işlendiğiydi. Cinayet mi yok komiser beyler? Biz de daha yeni fark ettik. Yerde boylu boyunca genç bir kadın yatıyor ve polis ekipleri inceleme yapıyorlardı. 37 yaşındaki bir kadına ait olan cansız beden kanlar içindeydi ve muhtemelen ölüm kalım mücadelesinden kurtulmak için kaçmış, ancak feci ölüm onu mutfakta yakalamıştı. Bunlarca katledilen bu kişi evin sahibesi 37 yaşındaki Işın Demirci'ydi. Alınan bilgilere göre esrarengiz bir cinayet sonrası iki kızı ve bir oğluyla birlikte yaşadığı evinde bıçakla delik deşik edilerek öldürülmüştü. İlk anda bilinenler bundan ibaretti. Daha sonra cansız beden kapının önünde bekleyen ambulansa geldi. Herkes ambulansın hareket etmesini bekliyordu. Ancak Işın Demirci ölüme yalnız gitmemişti. Öldürülen ikinci kişi evin büyük kızı 18 yaşındaki Alev Korucuoğlu'ydu. Annesiyle aynı akıbete uğrayan genç kız katil ya da katiller tarafından feci şekilde öldürülmüş, talihsiz kız birbiri ardına inen bıçak darbeleri sonucu delik deşik olmuştu. Kötü kaderi paylaşan anne ve genç kızın cansız bedenleriyle hareket eden ambulansın ardından tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. Sıcağı sıcağına korkunç olayın mekanı olan daireye girdiğimizde yaşanan vahşeti anlatmak imkansız görünüyordu. Katil ya da katiller sırra kadem basarken her yanında boğuşma izlerine rastlanan ev ne yazık ki iki kişiye mezar olmuştu. Anne ve kızını gözü kırpmadan öldüren cani evden dışarıya çıkmadan önce üzerine kan bulaşan elbiselerini soğukkanlılıkla çıkarmış ve bir başka giysi giydikten sonra kayıplara karışmıştı.
Gece böyle noktalanırken ertesi gün bu haber kamuoyunun gündemine bomba gibi düşmüş, gazete sayfaları bu cinayetlerden bahsederken ortaya birçok iddia atılmıştı. Büyük küçük herkes okuduğu veya etraftan duydukları karşısında şok olmuştu. Başkaları duyduk, inanamadık yani. Hiç kimse inanmak istemiyordu ama 37 yaşındaki Işın Demirci ve 18 yaşındaki kızı Alev Korucuoğlu cinayete kurban gitmişlerdi. Adli tıpta yapılacak otopsi sonrası cinayet sebebi bilinmese de korkunç cinayetin işleniş şekli her şeyiyle ortaya çıkacaktı. Tüyler ürperten cinayetin ardından katliamdan evde olmadıkları için tesadüfen kurtulan 14 yaşındaki Ateş, 19 yaşındaki abi Alfan Korucuoğlu ve yakınlarıyla sıcağı sıcağına konuştuk. Medya mensuplarından kaçan ve olayla ilgili konuşmaktan kaçınan acı içindeki insanların anlattıkları inanılacak gibi değildi. Annesi ve kardeşi cinayete kurban giden Alfan, katilin kim olduğunu bildiğini söylüyordu. Hasan diye adam işte bizim evde kalıyordu. O olduğu kesin. Yani bence kesin çünkü yani bence değilse de yok. O olmasa yani kendisi nerede yani. Alfan, Hasan Pekpelvan isimli birinin katil olduğunu söylüyordu. Peki kimdi bu adam? Işın Demirci, 3 çocuğunun babası olan eski eşi Mahmut Korucuoğlu'ndan şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 1 yıl evvel ayrılmış ve çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlamıştı. İlk kocası da iyi bir insan değildi çocuğu. Onun için boşandı. Günlerce ızdırap çekti, dayak kötük, her türlü şey gördü. Kocasının ardı arkası kesilmeyen dayakları ve hakaretleri sonucu ayrılmak zorunda kalan genç kadın çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Ancak ayrılmasına rağmen eski kocası sık sık yanlarına gelir ve özellikle çocuklarının ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalışırdı. Olursunuz çocukları arayan bir adamdı. Ve de geliyordu da şimdi bizim çalıştığı için çocukların eve geliyordu, görüyordu bilmem. Fakat sürpriz bir gelişmeyle Mahmut Korucuoğlu bir gün aniden ortadan kaybolmuş, kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. 11 ay aşağı yukarı, tam bu mektepler başlayacağı sıra geçen sene, bunun kitaplarını aldı. Ondan sonra uğruyor o bir sefer, ondan sonra ortadan kayboldu. Herkes Mahmut Korucuoğlu'nun uzaklara gittiğini ve bilerek kendilerine haber vermediğini düşünüyordu. Bir sene kadar oldu. Bir senede hiçbir haber yok. Bir gün gitti. Yani zaten ayrı evlerde kalıyorduk boşandıktan sonra. Biz ayrı eve çıkmıştık. Boşandıktan sonra o çekti gitti yani. Mahmut Korucuoğlu'nun aniden ortadan kaybolmasından sonra onun hem yakın arkadaşı hem akrabası olan Hasan Pekpelvan ortaya çıkmıştı. Mahmut'tan alacağı olan parayı istemek için eve geldiğini söylüyordu. Ancak bu gidip gelmeler gün geçtikçe sıklaşmış, Hasan Pekpelvan'la Işın Hanım'ın arasında bir yakınlık doğmuştu. Yıllarca kocasının dayak ve hakaretlerine maruz kalan genç kadın, hasret kaldığı sevgiyi bulduğunu düşünerek Hasan Pekpelvan'ın ilgisine karşılık vermişti. Genç kadını her akşam iş çıkışı karşılayan Hasan, ona iltifat ediyor, eşinden ayrıldığını bildiği için evlenme teklif ediyordu. Ancak bu durum evin oğlu Alfan ve diğer yakınları tarafından hoş karşılanmıyordu. Babam gittikten sonra Hasan sürekli bize eve gidip gelmeye kaldı. Babamın ondan 30-40 milyon kadar borç aldı. Onun bizden almak için geldiğini söylemişler. Birkaç kez gitti. Ondan sonra zaten benim haberim olmadan bilmem nikah kıymışlar. Işın Demirci ve Hasan Pekpelvan imam nikahı kıydıktan sonra aynı evi paylaşmaya başlamıştı. İlk günlerde iyi giden bu beraberlik zamanla tersine dönmüş, çift sık sık tartışıp kavga etmeye başlamıştı. Bizim ailemizi, bizim kendi ailemizi kötü laflar kullanıyor. O zaman annem de diyor, ailemizi sevmiyorsan niye berabersin, git diyor. Böyle deyince adam gözü dönüyor, saldırıyor, birkaç defa dövmüştü zaten. Anlatılanlara göre Hasan Pekpelvan Işın Hanım'ın 3 çocuğunu istemiyordu. Hatta genç kadının çocuklarını sevmesi bile ona ters geliyordu. Çünkü çocuklarına şey geliyordu, yani ters geliyordu. Şimdi çocuklarına çok düşkün, ben çocuklarından vazgeçmem. Ya çocuklar ya bendesi, ben o çocuklarımı sevmem. Ne olacaksın yani? İlk kocasının hakaret ve dayaklarına yıllarca tahammül eden genç kadın, ilk başlarda iyi giden bu beraberliğin yürümeyeceğini anlamış, bir an önce imam nikahlı kocasından ayrılmak istemişti.
Ancak korkuyordu ve her seferinde onun tehditleri sonucu bundan vazgeçiyordu. Bana halime ayrılırsan seni öldürürüm gibi laflar söylemiş, seni doğrarım, keserim falan. Yakınları da onların kavgalarına defalarca tanık olmuş, Işın Hanım'ın yediği dayakların izini birkaç kez görmüşlerdi. Ablam bir an neresiydi onun oğlu? Çenesi mi? Gözü mü? Gözü. Gözünün altı mı açmaz? Kavgaları bitmek tükenmek bilmiyor, aksine daha da şiddetleniyordu. Üstelik bu kavgalardan çocuklar da nasibini almaya başlamıştı. Arası annem vurduğu zaman önüne çıktığımızda bize de saldırıyordu. Sadist bir adamdı öyle. Evde bu kavgalar sürerken Işın Hanım bir gün annesine telefon açmış ve Hasan'dan dert yanmıştı. Gel dedi, sana anlatacak çok şeyim var dedi. Kızım dedi, gene aranızda bir şeyler var dedi. Nerede dedi, niye bırakmıyorsun bu adamı, korkuyorum anne dedi. Onun bu durumunu bilen herkes adamdan ayrılmasını istiyordu. Ama Işın Demirci her seferinde korktuğunu söylüyordu. Çünkü onunla ilgili anlatılanları duymuştu. Benim bildiğime göre işte bir tane babasıyla bir otururken bir adam öldürmüş silahla. Ondan sonra yurt dışına kaçmış. Orada sevgilisi varmış, onu öldürmüş, bıçaklamış. Hasan pek pervanı hiç görmeyen insanlar bile ondan korkuyor. İşlediği cinayetler nedeniyle onu anarken katil diye bahsediyorlardı. Katil diye ama ben seni duyuyordum. Adı katil bunun. Üstelik Hasan Pekbelvan yakın zamanda birilerini daha bıçaklamıştı. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Karısına tutar o belginle karısının ne bir bilmiyorum. Ona birisi bir yerden geç gelmişler de bıçak saplamış bacağını. Oradan dolayı katil diye biliyorum ben. İddialara göre Hasan Pekbelvan'ın bir de ölüm listesi olduğu söyleniyordu. Onun zaten bir listesi varmış, kara listesi diye. İlk başta kardeşi, karısı, onlar bulunuyormuş. Onları bence muhakkak öldüreceğim diye. Cinayet işlerken kullanacağı silahlardan bahsetmişti. Bana da söyledi, ben görmedim ama olduğunu söyledi bana. Bir tane 14 söyledi, zaten iki tane de randa bıçağını öldüğünü söylemişti ama ben görmedim yani. Genç kadın eski günleri tekrar yaşar olmuştu. Dayak, hakaret ve tehditler onu bunaltsa da ayrılmaya korkuyordu. Çünkü imam nikahlı kocasıyla ilgili anlatılanlar onu ürkütüyor, kendisi için değilse bile ayrıldığında çocuklarının başına bir şekilde zarar geleceğini düşünüyordu. O lanetli gecede ise her zamanki gibi sudan sebeplerle tartışmışlar ve nihayetinde genç kadının korktuğu başına gelmişti. Kabus dolu bir geceye hazırlık yapılıyordu sanki. Anne Işın Hanım ve küçük kızı Ateş çalıştıkları yerde sabahtan akşama kadar birlikte olmuşlar. Hava kararmaya başladığında ise Ateş çalıştığı yerde kalmış, Işın Hanım'sa evine dönmüştü. Evde kapıyı açan kızı Alev onu karşılamış ve anne kız bir süre sohbet etmişlerdi. Daha sonra çalan zilden gelenin Hasan Pekbelvan olduğunu tahmin etmişler ve o andan itibaren sanki işlerine doğmuşçasına bir huzursuzluk yaşamaya başlamışlardı. Hasan'ın içeri girmesinden sonra da tartışma başlamış, yine sudan sebepler onların tartışmasına yol açmıştı. Bu arada onların tartışmalarına kulak misafiri olan Alev onları yalnız bırakmıştı. Diğer odaya geçerek bir süre müzik dinlemişti. Daha sonra kardeşi Ateş'i merak eden Alev ona telefon açmıştı. Evet, 8'de ablam bana telefon açmıştı. O zaman o dolaşmaya çıkmış, dolaşmaktan gelmiş. Ondan sonra işte yani ne yaptın falan filan konuştuk. Yani iyiymiş falan, kapattık. O zaman içeriden gürültüler geliyordu da o zaman saat 8'di. Ya yok yok işte bir şey tartışıyorlar falan dedi. Küçük kız telefonda annesinin ve Hasan'ın tartışmalarına tanıklık etmişti. Yani Hasan oradan bağırıyordu, ne diyorsun sen diyordu, annem de çekil diyordu. Öyle sesler duydum yani, bağırıyordu. Hasan o gayet sinirli bir şekilde. Küçük kız annesi ve imam nikahlı kocasının tartışmalarını duyduğunda merak etmiş, ancak ablasının söylediklerinden sonra içi rahatlamış ve telefonu kapatmıştı. Ancak evdeki tartışmanın ardı arkası kesilmiyordu. Evin kızı Alev onlardan ayrı bir odada otururken
Birkaç saat sonra kardeşi Ateş'i ikinci kez telefonla aramıştı. Saat 11 civarında ablam yine beni aradı. Yani gayet mutlu, gayet huzurlu konuşuyordu. Ondan sonra içeriden bayağı bağırışmalar falan geliyordu. Ben Ateş'e alev dedim, bir şey varsa geleyim mi dedim. Hayır, bir şey yok dedi. Bir daha sordum, geleyim mi dedim. Hayır, bir şey yok dedim. Ondan sonra konuştuk falan filan. Son kez bir daha sordum. Alev dedim, kötü bir şey varsa çıkıp geleyim mi dedim. Araba aşağıda, geliriz dedim. Hayır, hayır, o kadar kötü bir şey yok. Yine tartışıyorlar dedim. Bu telefon görüşmesinden sonra evdeki tartışma iyice alevlenmişti. Sebebi bilinmeyen bu tartışmada Hasan Pekpervan her zamanki gibi Işın Demirci'yi tehdit ederek bağırıp çağırıyordu. Ancak bu seferki çığırından çıkmış, hakaretlerin yerini tokat ve yumruk darbeleri almıştı. Hasan Pekpervan genç kadına vuruyor, onun elinden kaçmasına fırsat vermeden güçlü kuvvetli kollarıyla mengene gibi yapıştığı kadını bırakmadan dövüyordu. Bütün gece olanlara an be an tanıklık eden Alev ise bu durum karşısında annesine yardım etmek istemiş ancak o da dayaklardan nasibini almıştı. Dayak faslı bittikten sonra Hasan hışımla odadan dışarıya çıkmıştı. Anne kız iyice korkmaya başlamıştı. Çünkü en ufak bir tartışmada bile gözü dönen adamın kendilerine zarar vereceğini biliyorlardı. Elinde bir bıçakla geri dönen Hasan Pekpervan onların üzerine doğru yürüdüğünde amacının belki korkutmak olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak ilk bıçak darbesinin önüne annesini korumak için Alev atladı ve yaralandı. Karnından giren bıçak bir anda her yeri kan içerisinde bırakmış, evde ölümüne bir mücadele başlamıştı. Odanın içerisinde anne ve yaralı kızı ölümden kaçış yollarını ararken gözü dönmüş adam elindeki bıçağı ardı arkasına anne ve kıza saplamaya başlamıştı. Can havliyle atılan çığlıklar ve yardım isteyen feryatlara hiç aldırmayan adam yaklaşık 50 bıçak darbesi vurduğu anne kızın öldüğüne iyice emin olduktan sonra darbelerine son vermişti. Tüyler ürperten vahşet gece saat 11'den sonra gerçekleşmiş ve aradan geçen bir saat içerisinde ortaya çıkmıştı. Üniversiteden çıktım. Saat 12'de çıktım. 35 geçeli eve geldim. Alpan Korucuoğlu evde yaşananlardan habersiz iş çıkışı evin kapısına kadar gelmişti. Uzun uzun çaldığı zile bir cevap alamayınca aklına kötü bir şey getirmeden cebindeki anahtarı çıkararak kapıyı açmış ve gördükleri karşısında dehşete düşmüştü. Eve girdiğimde şok oldum. Bir kez zaten gözümün önünde duruyorlardı. Kapıyı açar açmaz onlar da karşıma yerler kıpkırmızı kan içerisinde. Genç içeriye girer girmez annesi ve kardeşinin cesetleriyle karşılaşmış, paniğe kapılmıştı. Üzerindeki şaşkınlığı bir an olsun atan Alpan hemen evin diğer odalarını dolaşmaya başlamıştı. Anne ve kardeşinin öldüğünü biliyordu ama küçük kardeşi Ateş'in de öldürülmüş olabileceğini düşünüyordu. İkisi yerde yatıyordu. Zaten o an ilk aklıma gelen üçüncü kişi oldu. Yani kardeşim vardı diyecektim. O içeri geldiğini dolaştı. Işıkta ve çıktıydı ki ışıkta. Onları bulamadım, onu bulamadım. Ben bocaldım falan. Ondan sonra denişteme telefon ettim. Onun telefonu aklıma geldi. Alpan Korucuoğlu dehşetin yaşandığı evde anne ve kız kardeşlerinin cansız bedenleriyle bir müddet baş başa kalmış, daha sonra yardım istemek için bir yakınlarını aramıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu vahşet ve ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmalara başlamıştı. Olaydan sonra herkesin aklına niçin sorusu takılıyordu. Ana kız niçin öldürülmüştü? Öldürmeye kadar gittikten sonra her şey olabilir. Aklıma geldi dedim, acaba dedim bu kızı bir de ifadelik de mi söylüyordu? O da mümkün. Gözü yaşlı kadın bunları söylüyordu. Çünkü Hasan Pekpervan öldürdüğü genç kızı daha önce taciz etmişti. Aklıma giderken, Alanya'da kalırken bir kere koltukta biz salonda uyurduk ablamla. Sabahları geçerdi erken saatlerde, otururdu sandalyeye, ablam karşısında oturup böyle izlerdi. Küçük kız tanık olduğu bu olayı annesine anlatmıştı. Biz annemize söyledik, eğer öyle bir şeye kalkıştığı zaman zaten bana söyleyin demiştiniz. O arasını siz düşünmeyeceğiz. Başka bir şey söyledik. O korkunç gün acaba böyle bir olay mı yaşanmıştı? Yoksa talihsiz kadın korktuğu bu adamdan ayrılmak mı istemişti? İşte bütün bunlar sır olarak kalmış, sebep her ne olursa olsun
Bu korkunç olay iki cana ve dağılan bir yuvaya mal olmuştu. İşte anne kızın göz yaşartan hikayesi böylesine korkunç bir sonla noktalanmıştı. Onları son yolculuğuna uğurlayan onlarca insan cenaze töreni boyunca dua ederken bütün gözler Işın Demirci'nin eski kocası ve üç çocuğunun babası Mahmut Korucuoğlu'nu aramıştı. Akıllara takılan bu sorunun cevabını ararken korkunç bir iddia bomba gibi patlamıştı. Mahmut da öldü galiba ya. Ölmezse çıkar gelir buraya gider, gören olur bir şey olur, kimse görmüyor. Herhalde onu da öldürdü diyorlar. Mahmut'u yani. Mahmut abi de geliyordu buraya, ona çıkıyordu Mahmut abi de. Kızı ve torunu ardından gözyaşı döken yaşlı kadının söyledikleri ise insanın tüylerini ürpertiyordu. Ama bu benim kızıma göz koymuş, benim tahminime göre. Bu ayrıldı, Mahmut'la da görüşüyor. Haberi var ayrıldıklarını. Bu Mahmut da ortadan kaldırdık. Bu kadar kıyamete, ne olursa olsun üç çocuğunun anası, evladı gitmiş. Meydana çıkardı, ne oldu diye cenazeye gelirdi, morga gelirdi, bir yere gelirdi. Gelmediğine göre onu da öldürdü. Korkunç iddialar birbiri ardına sıralanırken katil zanlısı olarak aranan Hasan Pekbelvan'ı oturduğu yerdeki komşularına sordu. Aldığımız cevaplarsa hepimizi şaşırtmıştı. İsmi Mustafa diye biliyoruz. Herkes öyle tanıyor burada. Herkes tanır. Bak bunlar daha iyi tanır. İsmi Mustafa diye tanıyorduk yani kendisini. Evet, sakin iyi bir insandı ya. Herkese yardım etmeyi seven bir insandı yani. Mustafa abi diye biliyoruz. Öğretmen. Emekli. Firari Hasan Pekpervan oturduğu semtte kendisini emekli öğretmen olarak tanıtırken ismini de değişik olarak bildirmişti herkese. Çünkü seneler önce Manisa'da işlenen bir cinayetin zanlısı olarak aranıyordu. Şimdi de kendisini İstanbul polisi arıyor fakat bulamıyordu. Hiç beklenmedik bir gelişmeyle Hasan Pekpervan Manisa Cumhuriyet Savcılığına giderek teslim olmuş ve işlediği korkunç cinayeti itiraf etmişti. Herkesten kaçan Hasan Pekpervan sıcağı sıcağına kameralarına yakalanmıştı. Sıcağı sıcağına adliye koridorunda olayla ilgili sorduklarımızı ise cevaplamıyordu. Üstelik kendisini görüntülemek isteyenlere de tehditler savururken uzattığı elinde ve avucunun içinde korkunç geceden kalan bir yara göze çarpıyordu. Korkunç olayın faili daha önceden cinayet suçundan arandığı Manisa Cumhuriyet Savcılığına teslim olmuş, aynı zamanda anne kızı öldürdüğünü de itiraf etmişti. Ancak cinayet sebebi ve o korkunç gece sır olarak kalmıştı. Üstelik Mahmut Korucuoğlu'nu öldürdüğü iddiaları araştırılmadan cezaevine gönderilmişti. Geride karanlıkta kalan soruların aydınlatılması ve iddiaların bir bir ortaya çıkartılması kalmıştı. Sıcağı sıcağına takipçisi olduğumuz bu olayı yine sıcağı sıcağına farkı ve tüm gelişmeleriyle sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birbirlerini deliler gibi sevdiler. Dünyaya gelecek bir yavruları vardı. Ve bir gün yarım saat arayla ölümü seçtiler. Biri karnında iki çocuğuyla ölüme gitti. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi? Genç adam ölüme sırlarıyla gitti. Sıcağı sıcağına, şimdi. Tarih 1 Eylül 1997. Yer Alibeyköy. Kadın karnında sevdiği adamın, 4 aylık eşinin bebeğini taşıyordu. Sonrasında ne olduysa kendini ağacın dalına asılı bıraktı. O hamile bedeninde taşıdığı iki canı yok etmişti. Saat 22.30 sularında Herbinaz Beyaz Çiçek isimli bir bayan şahıs ölü duhul olarak hastanemize nakledilmiştir. Tarih 1 Eylül 1997. Yer Halıcıoğlu Köprüsü. Adam soluk soluğa geldiği köprüden kendini bırakıverdi. O da ölümü seçmişti. Yine saat 23 sularında İbrahim Talip Kerman. Biri kadın, diğeri erkek, iki insan yarım saat arayla yaşamlarına son vermişlerdi. Onları ölüme sürükleyen sebepler neydi? İntihar eden Harbinaz Beyaz Çiçek'in eniştesi Enver Şirvan, çiftin mutlu bir evlilik yaptığını söylüyordu. Bunlar 7 ay önce evlendiler. Hiçbir sorun, hiçbir şey yoktu aralarında. Memleketlerinden geldikten sonra tanışmışlar
ve birbirlerini deliler gibi severek evlenmişlerdi. Kocasının ilk eşinden olan küçük çocukları vardı. Kadının dayısı Mehmet Emin Başçı, yeğeninin evlendiğinden haberleri olmadığını söylüyordu. Zaten bilseydim, ona biraz onaylamam mümkün değil, bırakmazdık yani. Evini gördüm, şok oldum. Mehmet Emin Başçı, Harbinaz'ın intiharıyla ilgili kuşkular taşıyordu. Büyük bir iftiraya kurban gitti. Benim yüzüm, yani en azından akrabalarım olsun, çevrem olsun, büyük bir kesime çevresi var. Bunlardan dolayı utanma duygusunda veya başkaları tarafından öldürebilir de yani. Şimdi gazetede humar dolayısıyla deniliyor, ben buna inanmıyorum. Çünkü böyle bir şey olmaz. Bir de altın zinete alındığından dolayı kesinlikle bu da asılsızdır. Çünkü zinet onun için para falan değer değil yani, altı alır yani, o kesinlikle böyle bir şey olmaz yani, mümkün değil. Adli tıp morgunun önünde toplanan kalabalık cenazeyi almayı beklerken hüzün dolu bir sessizlik hakimdi. Kadının cenazesi teslim edilmeden önce herkes acısını yüreğine gömmüştü. Harbinaz Beyaz Çiçeği Mersin'de defnedecek olan aile metanetle bekliyordu. Cenazenin işlemleri bittikten sonra tabut bir minibüse kondu. Mersin'e hareket etmeden önce gözler Harbinaz Hanım'ın eşini arıyordu. Henüz o görünmüyordu. Kadının ailesi intihara ilişkin bütün gerçekleri Harbinaz'ın eniştesi Enver Bey'in bildiğini iddia ediyordu. Bu hafta içinde Enver ne biliyorsa, çünkü onu çağırdıklarına göre aralarında bir mesele varsa da bu kesin biliyor. Enver Şirvan bildiği her şeyi sıcağı sıcağına anlattı. Bir hafta içerisinde işte sadece kuşku. Harbinaz Hanım'ın eşi kadının kendisini aldattığı düşüncesine kapılmıştı. Eşinin bir başka erkekli olabileceği düşüncesi beynini kemiriyordu. Bu kuşkularını paylaşmak için bir gün eniştesini eve çağırdı ve akıl almaz şeyler anlattı. Gece penceresine taş atmışlarmış. Penceresini açıyorlarmış. Ve ağaçlardan ışırtı falan geliyormuş. Bütün bunları dinleyen Enver Şirvan bir hayli şaşkındı. Harbinaz'ın yasak aşk yaşayabileceğine inanmıyordu. Benim kardeşim, bugün böyle şeyler olabilir. Ben 3-4 aydır evlenmiş. Ben 6-7 aydır evlenmiş. Yani senin yuvanı yıkmak isteyenler olabilir. Yani bir taş atılmış, pencere açılmış. Ağaçların arasından hışırtı gelmiş. Yani insan bunlara dayanarak kendi namusundan şüphe edemez. Enver Şirvan'ın ikna etme çabaları sonuçsuz kalmıştı. Vazgeç bu şeylerinden. Yuvanı yıkacaksın. Bizim yuvamızı yıkacaksın. Günahdır, yazık. Ne yaptıksa şey, 3 gün mücadele ettik. Ne yaptıksa şey demedim. Ben kastı okuyordum. Odada, diğer odada da onlar ne yüzünden tartıştılar. Harbinaz Hanım ve eşi hararetli bir tartışmanın içinde buluvermişlerdi kendilerini. Adam kadına yatak odalarındaki eşyaları kimin aldığını soruyordu. Bir iç çamaşırı meselesi vardı. Harbinaz Hanım'ın kocası eşinin iç çamaşırlarının başka bir erkek tarafından alınmış olabileceğinden kuşkulanıyordu. Tartışmaya başladılar. Adam kadının üzerine yürüdü. Onu sarsıyor, tartaklıyordu. Enişte aralarına girerek biraz daha sakin olmalarını söyledi. Tartışıyordular işte, ben bu kadarını sana almamışım, sen bunları nerede yapmışsın? Enver Şirvan'ın sabrı taşmıştı. İbrahim'e bağırarak bütün bu olanlara bir son vermesini istedi. Ya bu oyundan vazgeç ya da kardeşine telefon et, gelsin. Kardeşini götürsün, bacısını götürsün. Bu sözlerden sonra adam çekip gitti. Enişte de ortalık sakinleşince dışarıya çıktı. Harbinaz evde kalmıştı. Tartışmalarda kendisine söylenen sözler onu incitmişti. Bunları hak etmediğini düşünüyordu. Bir an yaşamına son vermek geldi aklına. Daha önce de denemişti ama bir türlü başaramamıştı. Daha önce hem kendisini şeyden atmış, intihar etmek için, hem de ceryan şeyi var ya, suya atıyorlar ısınmak için. Onu karnının altına bırakmış kendisini öldürmek için yine. Bu kez kararlıydı Harbinaz. Karnındaki bebekle yaşamına son verecekti. Eline aldığı çamaşır ipiyle bahçeye çıktı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Bahçede bulduğu sağlam bir ağaca ipi geçirip bağladı. Diğer ucunu boynuna geçirip kendini salıverdi. Eniştesiyle birlikte eve dönen İbrahim karısını göremeyince içini bir tedirginlik kapladı. Pişmandı.
ona bu kadar yüklendiği için kendine kızıyordu. Baktı şey yok. Baktı karşısı yok. Karşısını görmeyince deliler gibi sağa sola düştü. Eniştesiyle birlikte her yeri aradılar. Kendisini şey ettim, dedim kuyulara bakın. Hatta ben kendim önce kuyunun üstüne gittim. Kuyulara baktım, kuyuya gittim. Kuyudan bir şey yok. Az sonra acı gerçekle yüz yüze geldiler. Harbine sararlarken onu ağaçta asılı buldular. Baktı ağaçta asılı. Ağaçta asılı görünce bir çığlık attı, koşarak oradan uzaklaştı. Kadın yaşıyor olabilirdi. Dedim hani yaşayabilir, yaşıyor olabilir, canlı olabilir. Çıktım ağaca, kaynıma dedim ki ayaklarından tut, ben şeyi keseceğim. Hani yaşayabilir, yaşarsa kurtarırız uçurması. Ama ne yazık ki artık çok geçti. İpini kestim, işte düştüğü yere o zaman zaten ölmüştü. Karısının öldüğünü anlayan kocası kendisini yerden yere vuruyordu. Sonunda kendisini sakinleştirmeye çalışanlardan kurtularak koşmaya başladı. Sokaktan geçen bir taksiye binip oradan hızla uzaklaştı. 23 sularında İbrahim Talip Kerman isimli aynı bir önceki şahsın beyi olduğu şeklinde bir duyum aldık. O da köprüden kendini atladığı şeklinde bir hikayeyle getirildi bizim hastanemiz. Halıcıoğlu Köprüsü'nden kendisini boşluğa bırakan adam İbrahim Talih Kerman'dı. Harbinas Beyaz Çiçek'in bebeğini taşıdığı kocası. Eşi öldükten sonra yaşamak ağrına gitmişti İbrahim Bey'in. Kerman'ın ilk eşinden oğlu olan Savaş, babasının Harbinas'ı çok sevdiğini ifade ediyordu. Bugün deli gibi seviyorlardı abi. Deli gibi. İbrahim Bey'in cenazesi de adli tıptan alınıp cenaze arabasına konduğunda morgun önündeki herkes neden iki insanın birlikte gömülmediklerini merak ediyordu. Bu sorunun cevabını Harbinas'ın dayısı verdi. Şimdi annesiyle babası şu anda memleketten geldikleri için, bir de evleri Mersin'de olduğu için. İbrahim Talih Kerman'ın cenazesi helalleşmek için evin önüne getirildiğinde ailenin feryatları yürek burkuyordu. Herkes bu çiftin ölümüne isyan ediyordu. Ölümleri onları ayırmıştı. İbrahim Talih Kerman toprağa verilirken bu yürek burkan hikayeye küçük bir çocuk gözyaşı döküyordu. Anlamsız bir kuşku birbirini seven iki insanı ayırıvermişti. Yaşamlarına son veren Harbinas ve İbrahim Kerman ardında sevenlerini bırakmışlardı. Bir de kafalardaki soru işaretlerini. Biri karnında iki çocuğuyla ölüme gitti. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi? Genç adam ölüme sırlarıyla gitti. Sıcağı sıcağına, şimdi. Kimi zaman karşılaştığımız sorunlar karşısında düştüğümüz çaresizlik ve çözümsüzlük kara bir bulut gibi üzerimize çöker. Bunalım diye tanımlarız yaşadığımız sıkıntılı ruh halini ve paylaşmadığımız zamanlarda içinde olduğumuz bunalım gitgide derinleşir. Hata yapmak kaçınılmazdır böylesi anlarda. Çünkü sorunu yaşayan dışında hiç kimse bilmemektedir. Çünkü kimseyle paylaşılmamıştır. Derince Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evde yaşananlar işte böylesi bir hatanın en acı örneklerindendi. Havva Sağlam adındaki yaşlı kadın sabahleyin ekmek ve mukavva kutu almak amacıyla hemen yan binadaki bakkala kadar gittiğinde o günün yaşamının en acı günü olacağından habersizdi. Ağır ağır merdivenlerden inmiş ve bakkala giderek istediklerini almıştı. Bir kutu aldı işte, dedi taşınıyoruz dedi. Aldı gitti öyle. Yine ağır ağır çıkmıştı merdivenlerden. Yaşlı bacakları ancak o kadarına izin veriyordu ve acele etmesi için hiçbir sebep yoktu. Kapıya geldiğinde kendisini şaşırtan bir şeyle karşılaşmıştı. Annem girsin diye kapıya koymuş anahtarı.
Yaşlı kadın kapıyı açıp içeriye girdiğinde karşılaştığı görüntü uzun yaşamı süresince gördüklerinin en acısıydı. Havva Sağlam yatak odasına girdiğinde kızı Ayşe ve torunu Nuray'ın kanlar içerisinde yatan cesetleriyle karşılaşmıştı. İşte kapıyı açmış, içeri girmiş, sağa sola bakmış, yok yatak odasının kapısı kapalı bakmış oradan. İşte yatak odasının kapısını açıyor, yatağın üzerinde cansız bir şekilde yatıyor. Çığlık çığlığa bağırmaya başlamıştı kadın. Ağlıyor, yardım istiyordu. Önce komşular geldi yardıma, ardından polis. Ayşe Sağlam ve kızın Nuray için her şey bitmişti. Polis, anne kızın cansız bulunduğu evde uzun ve detaylı araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmalar sonunda ulaşılan sonuç en az olay kadar çarpıcıydı. Havva Sağlam, kızı ve torunuyla birlikte yaşadığı evde güneşli, güzel bir güne merhaba demişti. Her şey son derece normaldi yaşlı kadın için. Ama kızı Ayşe'nin günü karanlık ve kasvet doluydu. Kimseyle paylaşamadığı, kimsenin bilmediği sorunları vardı genç kadının. Genç kadın gözlerini saatlerdir bakmakta olduğu tavandan ayırıp pencereye doğru döndüğünde sıkıca kapalı perdenin arasından sızan güneş ışıklarını gördü. O uzun süredir beynini kemiren düşüncelerle uğraşırken saatler geçmiş ve sabah olmuştu. Karanlık düşüncelerin ve uykusuzluğun çukurlaştırdığı gözlerini ovuşturarak yatağından kalkarken koynunda yatan kızı Nuray'ı uyandırmamak için oldukça yavaş hareket ediyordu. Komodinin üzerindeki saate baktı. Sabah ezanı biraz sonra okunacaktı. Abdest almak için banyoya doğru yürüdü. Dini görevlerini yerine getirmek konusunda oldukça titiz davranır, 5 vakit namazını kılardı. Abdest aldıktan sonra her zaman yaptığı gibi namaza durdu. Sade bir yaşantısı vardı. Namusunda, namazında, ibadetinde, hiç herhangi bir, ne bileyim, yanlış bir hareketi yoktu bugüne kadar. Namazını bitirdikten sonra seccadeyi kaldırıp yerine koydu ve mutfağa girdi. Bir süre sonra uyanacaklarını bildiği ailesi, yani 6 yaşındaki kızı ve annesi için ocağa çay koydu. Yaklaşık bir seneye yakın bir süredir annesiyle birlikte oturuyordu. Aynı zamanda akrabası olan eski eşinden boşanalı 1 sene kadar olmuş, kızı ve yaşlı annesiyle birlikte yaşamaya başlamıştı genç kadın. Pencereye doğru yürürken yaşamı boyunca ne kadar çile çektiğini düşünüyordu. Yaklaşık 7 sene kadar süren ilk evliliği boyunca yokluk ve sıkıntı dolu bir yaşamı olmuştu. İşsiz güçsüz bir adamdı ilk eşi. Değil annesine, kendisine bakmakta bile güçlük çekiyordu. Genç kadın sokaktan tek tük geçen insanları seyrederken şükrediyordu. Eski kocasıyla anlaşarak boşanmışlardı. Kızının velayeti kendisine verilmişti. Kızı olmadan yaşayamazdı zaten. İlk evliliği süresince çektiği tüm sıkıntılara kızı için katlanmıştı genç kadın. Bir kuş nasıl yavrusunu büyütür hep onu. Zaten yıllardır bu birinci evliliğinde bunca zaten zahmeti çekilmesinin sebebi odur yani. Yatak odasında uyumakta olan kızının yanına gitti tekrar. Günlerdir olduğu gibi bütün yaşamı gözünün önüne geliyordu. Sabaha kadar uyumamasını sağlayan düşünceler halen gözlerinin önündeydi. Uyumakta olan kızın Nuray'ı seyrederken elinde olmaksızın karnını okşamaya başladı. Bir can daha taşıyordu. 5 aylık hamileydi genç kadın. Bir süredir tanıdığı ve 7-8 ay önce evlendiği imam nikahlı eşinin çocuğunu taşıyordu karnında. Bir eli karnındayken diğer eli uyumakta olan Nuray'ın saçlarını okşamaya başladı usulca. Kızını çok seviyordu. Bir melek gibi uyumakta olan kızını seyrederken gözleri yaşardı. Ne emek, ne çileyle büyütmüştü yavrusunu. Üzgündü genç kadın ve üzüntüsü damla damla boşalıyordu gözlerinden. Gözündeki yaşları silerken kızının yanından kalktı. Kahvaltı sofrasını hazırlamaya başladı. Küçük ailesi biraz sonra uyanacaktı ve yapılması gereken çok iş vardı. Eşyalarını toplamaları gerekiyordu çünkü taşınacaklardı. İmam nikahlı eşi evliydi ve genç kadın bir süre sonra eşinin ailesinin yaşadığı binaya taşınacaktı. Sofrayı hazırladıktan sonra diğer odada yatmakta olan annesini uyandırdı. Ardından sevgili kızı Nuray'ı. Kızıyla birlikte salona geçtiler. Yaşlı annesiyle konuşmaya başladı Ayşe. Huzursuzdu genç kadın. Yüzü gülmüyordu. Annesi kahvaltıdan sonra yavaş yavaş eşyaları toplamaya başlayalım dediğinde karton kutular gerektiğini söyledi. Bakkal çok yakındaydı.
yaşlı kadın ekmek ve eşya koymak için kutu alacağını söyleyerek evden çıktığında Ayşe'nin yüzü halen asıktı. Genç kadının annesi evden çıktıktan sonra anahtarı kapının dışına takıp kapıyı kapattı ve salonda oturan kızının yanına döndü. Yüreğinden kopan sevgi seliyle kızına sarıldı Ayşe. Küçük Nuray'ın şaşkın ama mutlu bakışları arasında kızının saçlarını öpüp koklamaya başladı. Ardından Nuray'ı salonda bırakarak yatak odasına geçti. Komodinin çekmecesini açtı ve baba yadigarı tabancaya bakmaya başladı. Elini sürmeden tabancaya bakarken çenesi titremeye, gözleri sulanmaya başladı genç kadının. Kafasında yapmaktan korktuğu bir şeyler vardı. Eli çekmecedeki tabancada kafasını yukarıya kaldırarak bir şeyler mırıldandı. Derin bir soluk aldı. Soğuk demiri irreti bir şekilde tutan eli bu kez sıkıca kavradı kabzayı. Nuray birkaç dakikadır yatak odasında olan annesinin ne yaptığını merak ederek içeriye girdi. Ayşe'nin gözlerinden kızının kendisini çağıran sesiyle birlikte yaşlar boşaldı. Biricik yavrusunu her şeyden çok seviyordu. Aniden kızına döndü, elinde tuttuğu tabancayı kızına doğrulttu ve tetiğe bastı. Nuray küçücük göğsüne yediği kurşunla yere yıkılırken annesi hıçkırıklara boğuluyordu. Genç kadın yere yıkılan kızına koşup sarıldı. Bütün vücudu hıçkırıklarla sarsılıyordu. Göğsüne kurşun sıktığı kızının başında gözyaşı dökerken sevgiyle bakıyordu yavrusuna. Kızını yavaşça yere bırakarak doğruldu. Tabancayı göğsüne dayarken Allah'tan onu bağışlamasını diledi ve tetiği çekti. Ölmek istemiş ve kızını da yanında götürmüştü. Yaşlı kadın elinde bir ekmek ve mukavva kutuyla birlikte ağır ağır merdivenlerden çıkıp yaşadıkları dairenin kapısına geldiğinde kilidin üzerindeki anahtarı görünce şaşırdı. Anahtarla kapıyı açarak içeriye girdiğinde ne kızı ne de torunu vardı ortada. Elindekileri bir yana bırakıp kızına seslenerek yatak odasına doğru yürüdü. Kapıdan içeriye girdiğinde gördüğü ihtiyar gözlerinin o güne kadar gördüklerinin en korkuncuydu. Kızı ve torunu kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Bina yaşlı kadının acı dolu haykırışlarıyla çınladı. Cinayet masası dedektiflerinin yaptığı incelemelerin ardından önce adli tıp morguna kaldırılan anne kızın cesetleri hüzünlü bir törenin ardından Derince mezarlığına defnedilmişti. Derince Yörükler mezarlığındaki iki kabirde 3 can yatıyordu. Ayşe sağlam, sıktığı 2 kurşunla 3 can almıştı. Her şey bir anda olup bitmiş, geridekilere yalnızca şaşkınlık ve acı kalmıştı. Acı vardı çünkü 3 can yitirilmişti. Şaşkınlık vardı çünkü genç kadının intiharı için gözle görünür hiçbir neden yoktu. Bu herkes için son derece şaşkınlık vericiydi. Çünkü o fıtratı insana değil yani. Bir karıncayı bile öldüremeyen bir insan nasıl kendine kıydı bilemiyorum. Ayşe Sağlam'ın imam nikahlı eşiyle arasında da hiçbir sorun yoktu. Herhangi bir kavga, herhangi bir şey, hiçbir şey yok. Aralarında bir mutsuzluk yok, bir şey yok. Yani iyi hayat geçiniyorlarmış. Genç kadının intiharından da fazla acı ve şaşkınlık veren diğer bir konu da Ayşe Sağlam'ın kızını da öldürmesiydi. Genç kadın kendini kızına adamıştı çünkü. Bütün yani kayasız o çocuğu adam etmekte, çocuğun şeyi. Onu tanıyan hiç kimse için gözle görünür bir neden olmamasına karşın genç kadın kendisinden asla beklenmeyeni, hiç akla gelmeyeni yapmış, 6 yaşındaki kızını öldürdükten sonra canına kıymıştı. Ayşe Sağlam, biri 6 yaşında, diğeri karnındaki yavrusu ve sırlarıyla birlikte sonsuz istirahate çekildi. Geride ise bir yığın soru ve gözyaşı bıraktı. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi? Genç adam ölüme sırlarıyla gitti. Sıcağı sıcağına, şimdi. Geçtiğimiz günlerde son derece ilginç bir konuyu çarpıcı görüntülerle gözler önüne sermiştik. İntihara teşebbüs ettiği sanılan bir polis memurunun 25 gün ecelle pençeleştikten sonra eşinin sevgilisi tarafından vurulduğunu açıklamasıyla gelişen olayları sıcağı sıcağına izlemiştiniz. Hatırlayacağınız gibi ölüm döşeğindeki genç polis memuruyla ve eşiyle görüşen ekibimiz birbirine zıt ve hayli ilginç gerçekleri ortaya çıkartmıştı. Herkes bu kör düğümün çözümünü beklerken gelen ölüm haberi her şeyi allak bullak ediyordu.
Her şey birbirine sevdalı Bayram ve Özlem isimli iki gencin evlenmek istemesiyle başlamıştı. Bütün aşıklar gibi onların da tatlı düşleri, yarınları için umutları vardı. Ailelerinin onayını alan gençler düğün öncesi resmi nikah kıymış, karı koca olmuşlardı. Herkes Erbaş çiftinin düğün gününü iple çekiyordu. Ancak bu mutlu beklentinin öncesinde duyulan acı bir haber herkesi bir anda şok etmişti. Burada evde otururken telefon geldi. Telefonda işte ablam ağlıyordu, bağırıyordu. Bayram kendini vurdu diyordu, vurdu diye bağırıyordu. İlk anda kimse ne olduğunu anlayamamıştı. Yeni evli çiftin düğün öncesi beraber oturduğu evin önüne gelen ambulans, ağır yaralanan genç polis memurunu Çapattı Fakültesi Hastanesi'ne yetiştirmişti. Bayram Erbaş adlı genç polisin durumu ciddiyetini korumaktaydı. Beylik silahından çıkan tek kurşun kafasına saplanmıştı. Bayram Erbaş ölüm kalım mücadelesi verirken ilk anda herkesin aklına genç adamın intihar ettiği ya da silahla oynarken kendisini vurmuş olabileceği geliyordu. Sanmıyorum. Yani intihar edecek bir sebebimiz yok. Genç polis memuru o lanetli günün akşamından sonra yaklaşık bir ay boyunca Çapattı Fakültesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi görmüş, öldü gözüyle bakılırken genç adam başındaki kurşun yarasına rağmen doktorların yoğun çabası ve yaşama isteğiyle yeniden hayata dönmüştü. Ve o korkunç geceyi yeniden yaşıyormuş gibi sıcağı sıcağına anlatıyordu. Genç adam olay günü eşiyle beraber gittiği evde yorgun olduğu için yatıp uyuduğunu söylüyordu. İddialarına göre bir ara evin içinden gelen sesleri duyarak kalkmış ve karısını hiç tanımadığı bir adamla tartışırken görmüştü. Bir yetmiş boylarında Esmer. Evinde gördüğü şahsın küfür ve tehdit ederek üstüne yürüdüğünü söylüyor, onun karısının eski sevgilisi olabileceğini iddia ediyordu. Sana saray yarattım. Bayram Erbaş, meçhul şahsın kendisine bir sopayla saldırdığını ve kafasına vurduğunu söylüyordu. Esrarengiz adam daha sonra sehpanın üzerinde duran silahı alarak genç polis memuruna yönetmişti. Bir anda odadaki iki adam arasında ölümüne bir mücadele başlamıştı. Bayram'ın boğuştuğu adama gücü yetmemişti. Tekme ve sopa darbeleriyle yere yıkıldığında tabancanın soğuk namlusunu şakağında hissetmişti. Patlayan birey silah sesinden sonra genç polis kanlar içinde yere serilmişti. Oysa olaydan sonra bulup konuştuğumuz Özlem Erbaş sıcağı sıcağına tamamen farklı şeylerden bahsediyordu. Nasıl sabah görevden geldi buraya geldi, beraber gittik o eve, dairenin kapısını beraber açtık. Olay anına kadar da kesinlikle ikimiz yalnız. Özlem evde otururken Bayram'ın her zaman yaptığı gibi yine kendi silahıyla oynamaya başladığını söylüyordu. Eşinin beylik tabancasını eline alan genç kadın silahı bir başka odada saklamak istemişti. Ancak bir süre sonra Bayram eşinin sakladığı silahı bularak tekrar eline almış, oynamaya başlamış ve tabancayı şakağına dayamıştı. Olay günü de koltuğumuz var. Yere oturdu, arkasına dayalıydı zaten koltuğa sırtı. Ortada yemek var. Ben de bu tarafta oturuyorum. Kafasını şu şekilde dayadı. Ama ben tam olarak bilmiyorum tabii. Ağzının ne tarafa durdu. Şu şekilde. Çaprazlamasına yani şöyle tuttu. Ben baktım bu taraftan. Kafasına doğru tutuyor. Bayram bırak şunu dedi. Kafamı diyorum ya. Önümü indirmemle tekrar kaldırmam. Bir oldu sesle birlikte. Özlem bir anda panik ve korku içerisinde kalmıştı. Ben şaka yaptığını zannediyorum. Çünkü kan da yok. Birdenbire hızla da düşmüyor bu. Oysa patlayan silahtan çıkan kurşun genç adamın çakağından girip kafasına saplanmıştı. Yavaş yavaş geldi. Kan fışkırınca birden ben evden direkt çıktığım yer ev sahibimizdi. Birbirini seven iki insan bu korkunç olaydan sonra birbirine zıt iki ayrı ifade veriyordu. Ama bunlardan biri doğru, biri yalan söylüyordu. Peki hangisi yalan söylüyordu? Ve bu yalanı niçin söylemişti? Akılları karıştıran bu iddialar karşısında her iki tarafa bunları ilettiğimizde garip suçlamalarla karşılaşıyorduk. Bayram eşinin iddia ettiği gibi sürekli silahla oynamadığını söylüyordu. Tabii ki bacım silah. Oysa Özlem eşinin daha önce de silahıyla sürekli oynadığını söylüyordu.
Evin içinde dair kurşun sıktı o. Esrarengiz olay karşılıklı iddialarla daha da gizemli bir hale gelmişti. Bayram Erbaş hastaneye gelmeyen eşini artık istemediğini söylüyordu. Götürüm ben istemem. Özlem ise kocasının bu söylediklerini şöyle yanıtlıyordu. Doğruyu bir ben biliyorum, bir o biliyor. Ve gerçeği kendisinin söylediğini iddia ediyordu. Biraz kızgınlığım var. Kızgınlık duyuyorum ama seviyorum. Sıcağı sıcağına bu esrarengiz olayın her iki kahramanını dinlemiş ve tüm olup bitenler karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Korkunç olay sonrası ölümle pençeleşen bir polis memuru ve onu sevdiğini söyleyen genç eşi vardı. Ve ikisinden biri yalan söylüyordu. Gereken soruşturmalar ve adli incelemeler tamamlandığında gerçekler er geç ortaya çıkacaktı. Ancak genç polis memuru Azrail'e yenik düşmüştü. Sıcağı sıcağına son kez konuştuktan sonra yeniden fenalaşan genç adam bu kez doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı ve sırlarını da beraberinde götürmüştü. Birbirine zıt ifadelerle kör düğüm olan bu esrarengiz olay aydınlanmayı beklerken genç polis memuru ne yazık ki sırlarıyla birlikte ölüme gitmişti. Patlayan bir silah yeni evli gençleri birbirinden ayırmış, tetiği çeken parmağın kime ait olduğu henüz tespit edilememişti. Sonu ölümle biten bu esrarengiz olay birçok soru işaretiyle doluydu ve gerçekler adalet tarafından gün ışığına çıkarılmayı bekliyordu. Kısa bir aradan sonra sıcağı sıcağına yeniden birlikte olacağız. Sakın ayrılmayın. Her zaman olduğu gibi sıcağı sıcağına telefonlarınızı ve mektuplarınızı bekliyoruz. Telefon numaramızı biliyorsunuz. İstanbul 222 22 22. Posta kutumuzsa CC 212 80303 Mecidiyeköy İstanbul. Unutmayalım. Her şeyin başı hoşgörü ve sevgi. Sıcacık ve sevgi dolu günlere. Hoşçakalın.